Işığın sahilde sopasına dayanarak durduğu yerden pek uzakta olmayan küçük bir adadan geldiğini gördü. Ama altın ışık bu küçük adanın kendinden gelmiyordu. Bu çobanın rüyalarında bile göremediği güzellikte bir kızdan geliyordu. Onu bir defa görüp de aşık olmamak elde değildi. Ve artık bu genç çobanın kalbi ebediyen bu kıza ait.
Bekçisi dedi ve atları getirmek için ahıra gitti. Seneler geçti. Çoban ve karısı huzur ve refah içinde bir hayat sürdüler. Bütün Kuzey Gal ülkesinde hiç kimse sihirli ineklerin sütü kadar lezzetli süt içmemiş ve hiç kimse bu ineklerin sütünden yapılmış tereyağı kadar lezzetli tereyağı tatmamıştı. Hiçbir tarla sihirli öküzlerin sapını çektiği tarlalar kadar iyi işlenmemişti ve hiç kimsenin yün iplikleri sihirli koyunların yünlerinden eğrilen iplikler kadar iyi değildi. Çoban ve peri karısı bir gün gölün baş tarafına yakın bir yerdeki şatonun sahibinin kızının düğününe gittiler. Genç kız dağlar arasındaki bir şatonun zengin fakat yaşlı sahibiyle evleniyordu. Peri hanım çevresindeki neşe ve şenliğe rağmen birdenbire ağlamaya başladı. Kocası kızgınlıkla karısının omuzlarından sarstı ve fısıldadı. Dikkatli ol, senin bu hareketin misafir